Herkese iyi günler. Bir Yazarı Anlamak programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta konuğum Bilge Su ile birlikte Yusuf Atılgan'ın en iyi kitaplarından biri olan Aylak Adam kitabını konuşacağız. Nasılsın Bilge Su? İyiyim, teşekkür ederim. Sen? İyiyim ben de, teşekkürler. Yavaş yavaş Yusuf Atılgan hakkında konuşmaya başlayalım istersen. Evet, çok iyi olur. Yusuf Atılgan Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından biri. Aslında lise döneminde edebiyata merak salmaya başlamış. Üniversitede de bu merakını daha da geliştirmek için Edebiyat Fakültesi'nde okumaya başlamış, İstanbul Üniversitesi'nde. Ama çok kısa sürmüş çünkü babası maddi açıdan bir takım destekte bulunamayacağını söyleyince devam edememiş. Bu üniversiteye giderken Ahmet Hamdi Tanpınar ve Halide Edipadıvar gibi çok önemli yazarlar onun hocalığını yapmış ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan çok etkilendiğini söylüyor yani böyle konuşmalarında. Onun hani yazarlık hayatında çok büyük bir etkisi olduğunu savunuyor. Onun haricinde işte Aylık Adam kitabı zaten ilk kitaplarından biri. Bildiğin gibi o da bir yarışmayla birlikte aslında okurun hayatına giriyor. Yarışmaya kardeşi gönderiyor. Kardeşi gönderiyor diyebiliyorum. İki kitabını da kardeşi gönderiyor diyebiliyorum ben. Diğer kitabı hangisi? Anayurt Oteli. Anayurt Oteli. Anayurt Oteli'nin zaten filme de uyarlanmış. Evet, daha sonrasında Ömer Kavur tarafından 1986 yılında. Yani Yusuf Atılgan'ın böyle üslubundan bahsetmemiz gerekirse sence nasıl bir üslubu var? Okur onu anlayabiliyor mu? Ya da işte anlamak için uğraşıyor mu? Bence Yusuf Atılgan böyle herkes tarafından anlaşılabilen bir yazar değil. Yani ne bileyim belki de bizim toplumumuzda anlamak için çabalanan bir yazar yok. Daha sade bir dili var evet. Yazarken çok betimleme yapmasına rağmen anlaşılı yani okuduğunu anlıyorsun. Ama mesela ben Aylık Adam'da ilk 40 sayfada çok direndim. Anlamı dili çok basit olmasına rağmen okunduğunda anlaşılıyor gibi geliyor. Ama hani söylediği şeyler biraz kafanı yoruyor. Aslında altında yatan var. Aynen, düşünmen gerekiyor. Hani okuyup geçemiyorsun sadece. Ama ileriki sayfalarda, 40 sayfadan sonra gibi sanırım çok iyi anlıyorsun. Çünkü biraz bence Yusuf Atılgan'ın bir tarzı var. Kesinlikle. Gelişi güzel bir şey değil. Diğer yazarlar gibi örnek verebileceğim bir yazar yok. Hani önemli yazarlar şu an. Hani çok kolay çıkabilen bir yazar değil. Yazıyorsun öyle girişi güzel yazayım tarzında bir olmadığı için herkesin anlayabileceğini düşünmüyorum. Aslında o zorluğu mesela anlamayı bizi zorlaştırıyor ya. Öyle düşünülüyor, zorlaştırıyor. Evet, belki de için. Aynen ama bunu o kadar güzel başarıyor. Çok sade bir dille bunu başarıyor. Çoğu yazar mesela, evet ben de örnek vermedim, kıyaslamaya girmek istemiyorum. Ama mesela böyle sürdü bir dil kullanarak bizi onu zorlaştırırken çok sade bir dille bunu başarabiliyor. Aynen. Bu da çok önemli bir etken tabii. Yani bizim okurken düşünülmesi. Ben de genelde okurken böyle bir iki kere bazen sayfaları dönüp okuduğum oluyor. Yani daha iyi anlayabilmek için, durup düşünmek için çok etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii bugün konuşacağımız kitabı da Aylık Adam kitabı. Biliyorum sen de çok severek okuduğum bir kitap. Ben çok yeri arıyorum. Evet, zaten çok da güzel bir kitap. Yani başlangıç cümlesi diye ben bu bitiriş cümlesinden bir kesim okuyacağım. Bakalım onları bir okuyayım. Ondan sonra başta konuşmaya başlayalım. Birden kaldırımdan taşan kalabalıkta onun da olabileceği aklıma geldi. İçimdeki sıkıntı eridi diye başlıyor ve sustum. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecektim. Biliyordum, anlamayacaklardı gibi de bitiriliyor kitap. Aslında bu arada Jane hayatını anlatıyor. 28 yaşında bir adam. Aslında herkes için ki bence okur için de işte böyle çok ip sapa gelmez ve tembel gibi gözükebiliyor. Çok böyle hayatta bir şeyler için uğraşmıyor. Yani tek düze yaşıyor gibi duruyor. İç dünyasında yaşadığı şeyler var. Sen ne düşünüyorsun C hakkında? C sana böyle neyi anımsattı okurken C hakkında neler düşündün? C bana yalnızlığı toplumdaki yalnızlığına, daha doğrusu toplum içinde yalnız kalan bireyi. Bilmiyorum, belki de Yusuf Atılgan'ın kendisi bana bu izlenimi veriyor. Çünkü Anayurt Oteli'nde de ben bu izlenimi aldım. Çok yalnız ama bir şekilde toplumda çevresi var. Ama o toplum içinde kendini yalnız hissediyor. Bunun mücadelesini veriyor. Aylık Adam deniyor ama bence değil. Yani şöyle,
belki de hani boş yaşıyor tarzını düşünebilir ama şu anki toplumda halimiz zurtta bir şeyleri böyle sorguluyoruz. Evet. Yani hangi açıdan biz miyiz aile yoksa o mu? Bu bence sorgulanması gereken bir şey. Benim en çok etkilendiğim kitapta en son cümle. Orada zaten belki de birçok arkadaşım da söyledi bu kitabı. Başlayıp bitiremeyenler var. Ama aslında sona geldiğinde bence konu anlaşılabilecek. Hı hı. O son cümlede her şey net bir şekilde anlaşılıyor. Realist bir şekilde belki söylediği cümleler çok net ama realist gibi durmuyor. Evet, ya evet dediğim gibi ben de mesela C karakterini ben okurken anlamada böyle zorlandığım yerler oldu. Ya dedim ki ya hayır ya bu kadar olamaz falan dediğimiz yerler aynen oluyor ama kendi iç dünyasında yaşadıklarını o kadar güzel anlatıyor ki aslında insanı aktarıyor ki hani senin dediğin gibi bizim kendimizi durup sorgulamamız gerekiyor. Aslında o mu aylak yoksa biz aynen mi diye. İşsiz değil aylak Yusuf Atılgan'ın tabirleriyle zengin değil paralı C'yi anlatmış evet bize. Yani C'nin bu kadınlarla ilgili de büyük bir sıkıntısı var. Geçmişten gelen annesi aslında evet, teyzesi olan kişiyle ilgili yaşadığı durumdan ötürü bütün kadınları aslında işte teyzesiyle kıyaslıyor mu diyebiliriz aslında orada uygun kelime bütün hangisi olur? Bütün kapılar bence teyzesine çıkıyor. Aynen. Tüm yani kadınları bakış açısından. Ona göre hareket ediyor. Evet. Ve çok da güzel birliktelikler yakalayamıyor. Sürekli bocalıyor zaten. Kadınlarla olan ilişkisinde benim bildiğim kadarıyla tabii şu an aklımda kalan isimlerden Ayşe var. Aynen. Ayşe karakteriyle uzunca böyle bir süreçten geçtikten sonra onunla da olmayacağını düşünüyor. Yani kadınlara aslında karşı aslında o Ayşe'yle olmayacağını düşünmekten öte o heyecanı seviyor. Hani net hı-hı bir şekilde kadınlarla belki de kavuşma anını sevmiyor, kovalamayı seviyor. Çünkü en sonda da bir kadını görüyor ve kitap orada bitiyor. Yani hep bir kovalama var, o heyecan var ama kendinden emin olmadığı için belki de kavuşma anını pek sevmiyor. Evet. Çünkü o heyecanın geçeceğini düşünüyor aynen kavuşunca çünkü. Aynen, geçiyor da bence. Aynen, onun için onun hayatında o şekilde ilerliyor. Ya zaten mesela babası dediği kişiyi de bu yüzden sevmiyor. İşte annesine, annesiyle alakalı olarak durumlarında etkileniyor. Yani annesinin yaşadıklarından etkileniyor. Ve küçükken işte babasının ona karşı bir tavrı var, C'ye karşı bir tavrı. Ve o andan itibaren babasıyla olan bağlarını da tamamen koparıyor kendi içinde. Ve hiçbir zaman babası gibi bir insan olmayacağını savunarak hareket ediyor. Belki işte burada da hani korkuları da olabilir. Yani işte annesinin yaşadıklarını karşısındaki bir kadına yaşatmak istemiyor oluşundan kaynaklı bir korku da olabilir. Ve bu yüzden de işte kadınlardan sürekli böyle bir uzak durma, evet, aslında isteme ama işte o kişiyle bir birliktelik yaşadığında onun heyecanın azaldığını düşünerek geri kaçma durumları falan belki de hep bu yüzden de oluyor olabilir tabii. Psikolojik ve çocukluğuna indiğimizde zaten tüm her şey çıkıyor. Hı hı. Kadınlara farklı bakıyor bence ya. Evet, kitapta. Yalnızlığını hem istiyor paylaşmak onlarla hem de istemiyor gibi. Belki de bu sorgulama içinde olduğundan sürekli yani. Aynen, olabilir tabii. İfade edilemiyor ya. Bence okunması gereken bir kitap. Kesinlikle. Ya zaten her okuyanın da böyle farklı anlamlar çıkarabileceği kesinlikle farklı noktalardan. Ben kitaplarda en çok zaten bunu seviyorum. Mesela 100 kişi okuyor ama 100 kişi farklı bölgelerinden, farklı kitabın farklı kısımlarından etkilenebiliyor. Bence kitapları da zaten anlamlı kılan en önemli şeylerden biri kesinlikle bu. Ya mesela okurken ben daha çok aylak adamın işte bu kişisel karakter özelliklerinden etkilenirken başka bir kadının bakış açısından etkileniyor olabiliyor. Ve bu da işte konuşmayı değerli kılan en önemli şeylerden biri oluyor. Tartışmak, konuşmak, eleştirmek daha eğlenceli kesinlikle hale geliyor. Peki senin böyle kitapta en etkilendiğin karakter hangisiydi dediğimde aslında soruyu sorduktan sonra cevabını da konuşmuş olduk ama yine bir sorayım istersen. Zaten C karakteri bende çok ayrı ama Ayşe'yi de seviyorum ben. Hani o masumluğunu, karakterlerinin zıt olmasına rağmen birbirini çekmesini seviyorum. Ama en sevdiğim C. Bence kitabı okuyanların çoğunun sevdiği karakter C'dir. Çünkü onu anlamaya çalışıyorsun, onu yorumluyorsun ve işte o yorumlama kısmında en çok onunla içgüdüsel oluyorsun kitabı okurken. O yüzden en çok herkes bence o karakterden etkilenmiştir ve iyi de olsa kötü de olsa o karaktere belki de benimsemiştir. Okuyan kişilerin birçoğunun tek ortak özelliği karakterle
toplum içindeki yalnızlığıdır. Bence oradan bir noktayla başlayıp kendini ona yakın hissetmiş olma ihtimalleri daha yüksek. Aynen, mesela bütün gün evden çıkıp Beyoğlu sokaklarına bizi götürüyor, pastanelere götürüyor, oradan alıyor, sinemalara götürüyor ama bunu hep tek başına yapıyor. Evet. Hayatta böyle tek başına olduğunu kitapta çok net bir şekilde sürekli olarak görüyoruz ve bunu da vurguluyor zaten kitap bizim gözümüzün önüne seriyor. Ve biz de kendimizden aslında mutlaka kesitler görüyoruz. Kesinlikle orada okurken. Yani. Çünkü dediğim gibi herkes aslında herkesin yalnızlığını yüzüne vuran bir kitap, evet, gibi oluyor. Biraz yüzleşmesi zor bir kitap. Aynen, kesinlikle. Daha uzak bulduğum bir karakter var mıydı peki okurken? Çok zıt bir şekilde uzak bulduğum karakter yoktu. Yoktu. Aynen, böyle zaten karakterler çünkü kitabın çok karakterlerinde değil. Ayşe vardı, benim vardı. Evet. Evet. Ressam bir arkadaş var. Aynen, zaten ondan çok bahsedilmiyor. Aynen, böyle kısa bir yerde geçiyor. Ama çok zıt bulduğum bir karakter yoktu. Zaten o ressamın yanında sürekli boş vakitlerini doldurmak için, evet, evden işe diye çıkıp ressam arkadaşının yanına gidiyor. İşte saatlerce oradaki bir öğrencinin karşısında onu durup çizmesini onu bekliyor. Çizmesini bekliyor falan. Çünkü işi yok ve bir işe de sahip olma gibi bir arzusu, bir isteği de yok. Orada vakit geçirmek için oyalanıyor aslında. Aynen. Kitap hakkında genel düşüncelerimizden mesela bahsedecek olursak, seni böyle aklında kalan varsa tabii bir cümle, bir kesit var mıydı böyle? En son cümlesi her zaman söylediğim gibi. Ben bilmiyorum, kendime çok yakın hissettim. Çünkü nüfus arttıkça, çevremiz çoğaldıkça gerçekten o yalnızlıkla yüzleşmemiz daha artıyor bence. Ve son cümle... Çevremizde ne kadar kalabalık olursa olsun bizi anlamalarını yüzümüze vuruyor. Evet. Biraz can yakıcı bir cümle ama seviyorum ben onu. Ben de o cümlede çok etkilenmiştim. Hani başlangıçtaki aslında o hani heves var ya, işte o da bu kaldırımda yürüyor olabilir hevesi. Evet. Kendi içinde yaşadığı bir şeyden bahsederken sonda onunla ilgili artık hiç konuşmayacağım. Yani bitti, susuyorum yani. Çünkü insanlar beni diyor. Anlamıyor diyor. Ve çok haklı bir isyan. Yani hepimiz aslında günlük yaşantımızda bununla karşılaşabiliyoruz. En yakın arkadaşlarımızla bile bazen yaşayabiliyoruz. Ona bir şey aktarmak istiyoruz. Doğal olarak bunu asla yargılamıyorum. O kendi penceresinden bakarak bize cevap veriyor. Aslında işte insanlar kendini birbirinin yerine koyarak, işte onun ne düşündüğünü, onun ne hissettiğini hissederek hareket kesinlikle etse orada işte birbirini daha kolay anlayabileceğiz. Ama bizim en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri birbirimizi kendimizin yani yerine koymuyoruz ve empati yapmıyoruz karşımızdakiyle. O yüzden çok zorlaştırıyoruz. Fatıldan zaten yıllar önceden görebilmiş. Aynen, ki o kesinlikle dönemde bile varmış. Şu an bu. Daha ağır yaşıyoruz yani bunu aslında. Daha büyük İşimize bir yalnızlık. Kapanıyoruz. Evet, daha büyük bir yalnızlık ve daha büyük böyle işte sıkıntıları hiç kimseye aktaramama, paylaşamama, kendi içinde yaşama durumunu şu an çok daha fazlasıyla yaşıyoruz ki o dönemde de tabii varmış. Bu durum yaşanmış yani. Yusuf Atılgan'ın diğer kitaplarından bahsedersek, okuduğun hangi kitapları var? Ana Yurt Oteli vardı. Onu birkaç ay önce okudum hatta. Yusuf Atılgan bende bilmiyorum bir kalıp oluşturdu. Hangi kitabını okursam okuyayım hep aylak adam olacakmış gibi geliyor. Ana Yurt Oteli'nde de karakterleri çok benzettim. Aslında Ana Yurt Oteli biraz daha anlaşılması zor bir kitap. Her şeyi gözler önüne sererken absürt bir yanı da var. Hani neden böyle bir şey oluyor gibisinden sorguluyorsun. Orada sanırım kendi yaşamına da değinmiş. Yani kendi yaşamından kesitleri aynen, de aktarmış. Orada da bir yalnızlık var. Ve Zebercet karakteriyle kendini aynen zaten bir araştırmaya girdiğinizde de Yusuf Atılgan aslında bir yalnızlık var bence. Yani o dediğimiz çocuklukla alakalı belki çocukluğundan gelen bir yalnızlık var. Ben her iki kitabında da o yalnızlığı çok yoğun hissettim okurken. Ve iki kitabında da aynı şekilde gördüğüm ortak nokta şeydi. Aylak adam da bir kadının peşinden koşuyor ama hani hayali bir kadın. Hayatına birçok insan giriyor. Arıyor, buluyor. Zebercet karakterinde de otele gelen bir kadını hayal ediyor sürekli. Gelmesini bekliyor. Hep bir beklenti içinde. Ama o yalnızlığın verdiği bir güç var bence onda. Ama sonları ikisinde de biraz hüsran.
Evet. Çok benzetiyorum evet. O iki kitabına. Aile Kadam'da da, Anayurt Öteli'nde de sonuçlar biraz... Bir yok olmuşluk var. Aynen. Hep bir beklenti var dediğim evet. gibi. O beklentiye ulaşamama durumu. Sonucunda bir hüsran. Ve bütün okur böyle hani kitabı kapağını kapattığında bitirdikten sonra bir hüzün içinde kapatıyor. Ama iyi ki okumuşum evet, dedirten kitaplar ikisi de. Yani ben mesela böyle kapağını kapattıktan sonra kitapların hep böyle bir durup düşünüyorum 5-10 dakika falan işte hani ne kattı. Çünkü bir kitabı sana okuduktan sonra ne kattı çok önemlidir. Okursun belki uzun bir süre okursun işte çok kalın bir kitaptır, ince bir kitaptır o fark etmez ama hani kapattıktan sonra senin hayatında neyi etkiledi, neyi değiştirdi, senin de nereye dokundu yani böyle ben kalbinde. Bende katmaması da çok önemli bilmiyorum. O kitabı okuduğumda bir pişmanlık yarattığında diğer kitapları sorgulamaya itiyor beni. O da evet. Bunu okudum ama diğer kitaplarıyla farkı neydi? Bunu dedirtiyorlar bana genelde. Kesinlikle yani kitaplar insanları okurken oldukça etkiliyorlar. Bunların haricinde başka konuşabileceğimiz herhangi bir şey var mı bu kitapla ilgili diye düşünüyorum. İşte bu en sonunda kadına ulaşamamız kısmından bahsettik ya Ayla Kadam'da. Aynen. Orada mesela sanırım kadın dolmuşa biniyordu ve peşinden koşarken kavga taksi çarpıyordu sanırım. Aynen. O dakikada kavgayla polis bir anda alınıyor. Orada zaten mücadeleyi bırakıyordu. Bırakıyor evet. O bitiş çok etkileyiciydi. Mücadeleyi bırakıyor aynen, artık. O dakika çünkü zaten. Kaybettim diyor yani şu anda. O çok etkili bir sahneydi. Yani şu anda Yusuf Atılgan'la ilgili ve Aylık Adam'la ilgili aslında konuşabileceğimiz birçok şeyi konuştuk gibi. Bunun haricinde bakıyorum. Tekrar şöyle bir notlarıma göz gezdiriyorum ama konuşabileceğimiz şey kalmadı. Aslında çok uzun uzadıya da konuşulur ama aynen, bir kitap kesinlikle. Hakkında konuşunca daha da sanki büyüsü bozuluyor gibi biraz da. Hani okuduğun kitabı anlatmak kişiye özel bir şey. Aynen. Konuşursun ama gerisi sende kalıyor. Burada zaten bizim de yaptığımız kendi fikirlerimizi aktarmak aynen. okura. Ve hani bu kitabı biz bu şekilde anladık, bu şekilde değerlendirdik. Bakalım siz nasıl değerlendireceksiniz kesinlikle diyebilmek aslında. Kesinlikle okumaları gereken bir kitap. Kesinlikle ben de katılıyorum. Peki geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Bu haftalık programımızı burada sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Thank you.